Sınırları zorlayan bir mühendislik. Köprü inşasında zirve noktası. Türkiye'nin geleceğe atılan imzası. Sürekli rüzgarlarımız vardı, çok sert rüzgarlar. 65 bin tonluk beton temeller. Arkadaşlar, işimiz çok zor. 87 devasa tabliye. 318 metrelik kuleler. Birazdan gün doğacak. Ve dünyanın en uzun asma köprüsü. Hadi arkadaşlar, hadi. Gerçekten hayal gücünün sınırlarını zorlamışsınız. Çanakkale Destanı'nın yazıldığı yerde başarıyla sonuçlanan zorlu bir mücadele. Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son hazırlıklar yapılıyor. Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 18 Mart'ta gerçekleştirilecek açılış için hazırlıklar sürüyor. Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı. 1915 Çanakkale Köprüsü üretime 5.4 milyar avroluk bir katkı sağlayacak. İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri olan köprünün açılışına günler kala hazırlıklar devam ediyor. Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe Otoyolu projesinin 1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale arası kesimi 19 Mart'ta trafiğe açılacak. Türkiye'de ilk, dünyada ise sayılı projelerde kullanılan LED otoyol aydınlatma sistemi bu mega projede kullanıldı. Sodyum bazlı standart aydınlatma sistemine kıyasla yılda 3.529.000 kWh enerji tasarrufu sağlanırken 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçilecek. Ne diyelim, böyle mega projeye de böyle son teknoloji bir aydınlatma yakışırdı. Merak edilen soruları cevaplayalım şimdi de. Herkesin merak ettiği Çanakkale Köprüsü işletmesi kaç yıl sürecek? Projenin işletmesi ne zaman başlayacak ve kaç yıl sürecektir? 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nun 18 Mart 2022 yılında hizmete açılması hedeflenmektedir. Projenin yapımı dahil toplam işletme süresi 16 yıl 2 ay 12 gündür. Bu süre sonunda 1915 Çanakkale Köprüsü Otoyolu Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devredilecektir. Bu arada henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi kitap açılsın ve yeni bölümümüz başlasın. Uyarı mesajlarının gösterimi yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik gerçekleştirilecek. Bu sistem altyapısıyla köprü üzerindeki 4 ayrı meteoroloji istasyonu vasıtasıyla rüzgar şiddeti ölçümü yapılacak. Rüzgar şiddetinin tehlikeli seviyede arttığına ilişkin veri alındığında veya gizli buzlanmaya sebep olabilecek hava değişikliğine ilişkin veri tespit edildiğinde, otoyol üzerinde bulunan değişken mesaj işareti ekranlarında sürücülerin hızlarını düşürmesi yönünde uyarı mesajlarının gösterimi yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik olarak yapılacak. Peyzaj çalışmaları kapsamında 516.863 fidan dikilen projenin çevresindeki düzenlemeler sürerken, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edilerek eksikler gideriliyor. Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden 4 kulenin de tepesinde yer alacak her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı açılıştan sonra tamamlanacak. Personelin hummalı çalışma yürüttüğü köprünün 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor. Özellikleri itibarıyla simgelerin köprüsü olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip 4608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü iki kıta arasındaki 1 saatlik feribot yolculuğunu tam 6 dakikaya düşürecek. Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayol ulaşım projeleriyle entegrasyonunu sağlayarak bu bölgelerde ekonomik gelişme ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulması imkan sunacak. Enler'in projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini tam 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton
betonla 100 metrekarelik 5900 dairenin yer aldığı 25.000 nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip Asma Köprüsü ünvanını taşıyor. 6 dakikada Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçiş sağlanacak. 1915 Çanakkale Köprüsü Proje Müdür Yardımcısı Alper Alemdaroğlu, Anadolu Ajansı muhabirine projenin başından beri burada görev yaptığını söyledi. Alemdaroğlu, köprü ön hazırlıklarıyla beraber yaklaşık 5 yılda tamamlandı. Nihai hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnce temizlik, çevre düzenlenmesi, tören hazırlıkları. Onları da bugün yarın tamamlayıp Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle köprümüzü açacağız, dedi. Yaklaşık 5 yıldır bölgede yaşadığını dile getiren Alemdaroğlu, bu süreçte sis nedeniyle deniz yolu ulaşımının aksamasına, yazın ve resmi tatillerde 7-8 kilometreye varan araç kuyruklarına tanıklık ettiğini belirtti. Köprünün tüm bu sıkıntıları gidereceğini vurgulayan Alemdaroğlu, yaklaşık 6 dakikada Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçiş sağlanacak. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarıma, bize bu imkanı sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet yetkililerine ve tüm sponsor firmalara teşekkür ediyorum, diye konuştu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güvenliğine ilişkin bütün senaryoların değerlendirildiğini ifade eden Ulaştırma Bakanı şu noktalara değindi. Köprü üzerinde meydana gelebilecek bir yangın olayında, yangın sensörlerinden alınan veriyle bir saniyeden daha kısa sürede köprünün trafiğe kapatıldığı bilgisi, otoyol kavşaklarındaki değişken mesaj ekranlarına yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik yansıtabilecek değerlendirmesinde bulundu. Köprü üzerine konumlandırılan 98 termal özellikli olay algılama kamerası, 8'i köprü kulelerinde bulunan 39 yüksek çözünürlüklü hareketli kamera ve otoyol kavşak bölgelerinde konumlandırılan 62 olay algılama kamerasıyla trafik seyrinin 7 gün 24 saat kesintisiz sevk ve idare edilebilecek. Bugün elimizde yeni bir fırsat var. Çanakkale 1915 Köprüsü sadece otoyol değil, aynı zamanda hızlı tren geçiş için de kullanılmalıdır. İstanbul'u, Türkiye'nin önemli şehirleri Çanakkale, Balıkesir ve hatta İzmir'e uzanacak bir tren hattıyla yüksek hızlı demir yoluyla bağlama şansını yakalarız. Tasarımlarından dolayı tren projesi iptal edildi. İleride köprünün altından tüp geçit yapılması gündeme gelebilir. Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan karayolunun Ayvacık ve Küçükkuyu kesiminde yapımı sürüyor. 45 dakikalık ulaşımı 5 dakikaya sürmesi hedeflenen iki tünel bölge trafiğini rahatlatacak. Çanakkale-İzmir karayolunda başlatılan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları devam ediyor. Yüksek turizm potansiyeli dolayısıyla özellikle yaz aylarındaki trafik yoğunluğu artan bölgedeki Kaz Dağı rampaları projenin tamamlanmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak. Çanakkale ve İzmir limanları ulaşımının hinterlandında bulunan lojistik karayolu altyapısını oluşturan yolun hizmete açılmasıyla Kuzey Marmara ile Güney Marmara ve Ege bölgesi arasında ulaşım kolaylaşacak. Bu sayede trafikte can ve mal güvenliği temin edilerek bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlanacak. Çanakkale Köprüsü için ne düşünüyorsunuz? Mega proje tamamlandığında ülkemize ve bölgeye nasıl bir katkısı olacak? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Geçiş ücreti sizce devlet tarafından düşürülür mü? 15 avro geçiş ücreti sizce çok mu? Devlet sübvanse edilebilir mi? Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza katılın. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.